Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizde bugünkü konumuz meslek edindirme kurumları. Bununla alakalı sorularımızı çözmek için karşınızdayız. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Uzmanlar gelecekte birçok yeni meslek dalının ortaya çıkacağını söylüyor. Bunlardan biri de yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisliği, bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon gibi sektörlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım kodlarının hazırlanması ve bu sistemlerin uygulanmasını sağlayan bir alandır. Yazılım mühendisliği ile alakalı bize bilgiler vermiş burada arkadaşlar. Hemen buna göre gelecekte yazılım mühendisi olmak isteyen bir kişinin öncüller vermiş gibi niteliklerden hangilerine sahip olmalıdır? Arkadaşlar, birinci öncülümüz diyor ki analitik düşünme becerisine sahip olma. Analitik düşünme becerisi nedir? Arkadaşlar, mesela analitik düşünme becerisine sahip olan insanlarda genelde şöyle bir durum söz konusudur. Bir problem var. Bu problemi ortadan kaldırmak için özellikle bu probleme neden olan öğeler vardır. Bu problemin neden olan öğeleri belirler. Sonra bunları ayrı ayrı düşünür tabii. Ayrı ayrı düşündükten sonra çeşitli bilgiler elde eder ve bu bilgileri ne yapar arkadaşlar? Çözüm yolu bulmak için birleştirir. Dolayısıyla yazılım mühendisi çeşitli problemlere çözüm yolu bulduğu için arkadaşlar analitik düşünme becerisine sahip midir? Sahiptir diyoruz. Yine yazılım mühendisi olmak isteyen bir insan da teknolojik gelişmeleri takip etme. Şimdi yazılım mühendisinden bahsediyoruz değil mi? Bilgisayar çağından bahsediyoruz. Dolayısıyla teknolojik gelişmeleri takip etmeyen bir yazılım mühendisi düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyorsunuz arkadaşlar. Nedir? İkinin de olması gerekiyor. Üçüncü öncülümüz diyor ki biyoloji alanında uzman olma. Arkadaşlar, biyolojiyle alakalı meslekler arasında yazılım mühendisliği yoktur. Biyolojiyle alakalı olan mesleklere baktığımız zaman aslında biyoloji alanı nedir? Biyoloji demek canlı bilimi demektir, değil mi? Mesela genetik mühendisliği demiş olsaydı biyoloji alanında uzman olma gerektirirdi. Veya işte moleküler biyoloji vardır, işte eczacılık vardır, tıp vardır, değil mi? Bunlar arkadaşlar doğrudan nedir? Biyolojiyle ilişkilidir. Dolayısıyla yazılım mühendisliği biyoloji alanında uzman olma gerektirir mi? Gerektirmez. Ama analitik düşünme becerisiyle teknolojik gelişmeleri takip etme nedir arkadaşlar? Yazılım mühendisinde olması gereken özellikler arasındadır. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa olacaktır. Verilenlere bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bize sormuş arkadaşlar. Osmanlı kuruluş döneminin ilk medreselerinde gramer, mantık, fıkıh, hadis ve tefsir gibi dersler okutuluyordu. İlk medreselerde bunlar okutuluyormuş. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu Sahn-ı Seman medreselerinde kozmografya yani astronominin bir dalıymış arkadaşlar. Kozmografya özellikle bir gök bilimidir arkadaşlar. Astronomi diyor ya hani bir gök bilimidir ve evreni araştırıyor. Evrenin nasıl olduğuyla alakalı bize teorilerde bulunuyor. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in kurmuş olduğu Sahn-ı Seman medreselerinde de yine astronomi ile ilgili kozmografya bilimiyle ne yapılıyormuş arkadaşlar? İlgileniliyormuş ve hesap dersleri eklendi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan Süleymaniye medreselerinde tıp, tabiat yani doğa bilimleri ve matematik dersleri eklenmiş. Hangisine ulaşılamaz diye bize soruyor. Padişahlar eğitime önem vermiştir. Padişahlar eğitime önem vermiş mi? Yani bakıyorsunuz Fatih Sultan Mehmet medrese kurmuş, Kanuni Sultan Süleyman medrese kurmuş. Dolayısıyla padişahlar eğitime önem vermiştir. Zamanla pozitif bilime ait dersler artmıştır. Arkadaşlar pozitif bilim dediğimiz yani bizim matematik, bizim bildiğimiz fen bilimlerinin genel adına biz pozitif bilimler diyoruz. Mesela astronomi pozitif bilimdir. Değil mi? Matematik, tıp bunların tamamı pozitif bilimdir. Bak ilk başlarda kuruluş döneminde dini dersler varken, fıkıh, hadis varken değil mi? Zamanla ne olmuş arkadaşlar? Pozitif. Yani astronomiyle ilgilenilmiş, matematikle, tıpla ilgilenilmiş. Dolayısıyla zamanla pozitif bilimine ait dersler artmıştır. Öncülü nedir? Doğrudur, ulaşılabilir. Medreselerin artmasında yapılan fetihlerin büyük etkisi olmuştur. Fetihlerle ilgili bize bir bilgi veriyor mu burada? Vermiyor. Medreselerdeki öğrenciler birçok alanda öğrenim görmüşlerdir. Evet, bak mesela ne diyor? Tıp alanında, matematik alanında değil mi? Birçok alanda eğitim görmüşlerdir. Dolayısıyla denizci şıkkını da kabul edebiliriz. Ama
medreselerin artmasında fetihlerin büyük etkisinin olduğu ile alakalı bize bilgiler vermemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada Ceyhan olacaktır. Üçüncü sorumuz, verilenlere bakıldığında Enderun Mektebi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Enderun Mektebi 1. Murat devrinde Edirne Sarayı'nda kuruldu. Demek ki saray okuluymuş, değil mi arkadaşlar? Sarayda verilen bir okulmuş. Eğitim, sarayda eğitim verilen bir okulmuş. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı'nda bu mektebi kurdurdu. Devşirme çocuklarının en seçkinlerinin eğitildiği Enderun Mektebi'nde devşirme çocukları kimlerdi arkadaşlar? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti yeni fethettiği yerlerdeki ailelerden ne yapıyordu arkadaşlar? Çocukları isteyen aileler tabii bu zorla almıyor. İsteyen ailelerde mesela ne diyor? Ben diyor çocuğunuzu da okutacağım diyor. Eğer tek bir çocuk varsa o çocuğu da almıyor bu arada. Yani birden fazla çocuk olması gerekiyor. Dolayısıyla o çocukları topluyor arkadaşlar, saraya getiriyor. Sarayda ciddi bir eğitimden geçirtiyor. Hatta zaten paragrafta bahsedecek bununla alakalı. Ciddi bir eğitimden geçirtiyor ve önemli sarayda önemli devlet adamları olmasına vesile kılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yeni yerler fethedilince herkes çocuğunu bu okullara, Enderun Mektebi'ne, devşirme sistemine vermek istiyor. Neden? Çünkü biliyor ki çocuğu ilerleyen zamanlarda büyük bir devlet adamı olacak. Dolayısıyla mesela bununla alakalı işte şöyle haberler yayılmıştır. İşte Osmanlı Devleti devşirme çocuklarını zorla almıştır falan filan. Arkadaşlar zorla alma gibi bir ihtimal olamaz. Çünkü yeni yerler mesela Balkanlar'da yeni yerler fethedildiği zaman zaten oradaki insanlar fakirlikten, kıtlıktan kırılıyorlar. Dolayısıyla çocuğunu adam akıllı besleyemiyor zaten. Şimdi düşünsene sen çocuğunu Osmanlı Devleti gibi bir devletin bünyesine vereceksin. Orada yemesi, içmesi senden daha iyi bakılacak. Dolayısıyla devşirme çocukları için aileler çok gönüllüler. Yani vermek istiyorlar Osmanlı Devleti'ne. Devşirme çocuklarının en seçkinlerinin eğitildiği Enderun Mektebi'nde Osmanlı Devlet Sistemi'nin üst düzey yöneticilerine yetiştirilirdi. Sarayda yetişen bu devlet adamlarının hanedana ve padişaha sadakati esastı. Hangisi söylenebilir? Doğrudan devlet görevlisi yetiştirildiği. Söylenebilir mi arkadaşlar? Söylenebilir değil mi? Neden? Çünkü bak bu devlet adamlarının hanedana ve padişaha sadakati esastı. Üst düzey yöneticiler yetiştiriliyormuş. Doğrudan devlet görevlisi yetiştirildi. Zaten hangisi söylenebilirdi diye bizi soruyor. Cevabımız çıktı ama diğer şıklarımıza da bakalım. İlk olarak yükselme döneminde kurulduğu. Arkadaşlar baktığımız zaman yükselme dönemi hangi döneme giriyor? Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki döneme giriyor, değil mi? Dolayısıyla 1. Murat Fatih'ten yani kuruluş dönemine ait bir padişahtır. İlk olarak yükselme döneminde kurulduğu söylenemez. Öğrencilerin sınavla alındığı böyle bir ibare de yok arkadaşlar. Türk ailelerin çocuklarının öncelikle eğitildiği böyle bir ibare yok. Çünkü devşirme çocukları diyor. Türk aileler değil arkadaşlar, daha çok yabancı aileler, değil mi? Gayrimüslim ailelerin çocukları alındığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız burada Adana olacaktır. Osmanlı Devleti'nde pabucu dama atılmak deyimi esnaf için dürüst olmanın önemli bir ilke olmasını vurgulamaktadır. Verilen bilgiyle aşağıdaki kurumların hangisi arasında ilişki kurulabilir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde pabucu dama atılmak deyiminin aslında bir hikayesi vardır. Bu hikayede mesela şu şekilde Osmanlı Devleti'nde bir kunduracı var. Yani ayakkabı yapan bir kunduracı var. Bu kunduracı adamın birine bir ayakkabı yapmış. Ama bu adam ayakkabıyı kısa bir süre içerisinde hemen ayakkabı yırtılmış. Yırtılınca tabii şikayetçi olmuş. Şikayetçi olduktan sonra hemen adamın bu kunduracının yanına gidiyorlar arkadaşlar. Dava açılıyor. Dava açıldıktan sonra bu pabucu satın alan adam hem parasını alıyor hem de kaliteli malzeme yapmadığı için o kunduracıyı ne yapıyorlar arkadaşlar? O zamanlar adetmiş zaten. Kunduracının o adamın pabucunun damına atıyorlar. Kunduracının damına atıyorlar. Ve gelen müşteriler o damdaki pabucu görünce ha demek ki bunun malzemesi kalitesiz. Bu daha önceden bir ürün yapmış. Bu yapmış olduğu ürün bozuk çıkmış gibi insanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunu anlıyorlar. Dolayısıyla bak esnaf diyoruz değil mi? Esnaf teşkilatı. Yani kunduracı, pabucu yapan
esnafın adıdır. Esnaftan kim sorumlu arkadaşlar? Medreseler mi sorumlu? Medreseler sorumlu değil. Kapıkulu Teşkilatı, Enderun Mektebi, Lonca Teşkilatı. Otomatikmen cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Lonca Teşkilatı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Lonca Teşkilatı, Selçuklu Devleti'nde neydi arkadaşlar? Ahi Teşkilatı ismini. İkisi de aynıdır zaten. Birinde Ahi Teşkilatı, Osmanlı Devleti'nde Lonca Teşkilatı olan esnaf teşkilatı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabloda verilen bilgilerle kurumları eşleştirildiğimizde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Birinci öncülümüz diyor ki Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkarlar birliğidir. Arkadaşlar Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkarlar birliği nedir? Bizim bildiğimiz anlamda ahilik teşkilatıdır. Doğru mu? Ahilik teşkilatıdır. Dolayısıyla birinci öncülümüz ahilik olacaktır. Hemen bakalım ahilik. A şıkkında ahilik var. C şıkkında ahilik var. Otomatikmen B ve D şıkkını eledik mi? Eledik. Elimizde iki tane şık kaldı. Saray okulu olarak hizmet verir. Biraz önce söyledik arkadaşlar. Saray okulu olarak hizmet veren okul hangi okuldu? Enderun Mektebi'ydi, değil mi? Enderun Mektebi. Dolayısıyla bakıyoruz Enderun Mektebi. C şıkkı. Otomatikmen cevabımız çıktı. Ama üçüncü öncülümüzü de bakalım arkadaşlar. Mezun olanlar çoğunlukla ilmiye sınıfını oluştururdu. Arkadaşlar genellikle medreselerden mezun olan insanlar Şeyhülislam ve kadı gibi meslekler yapıyorlardı ve ilmiye sınıfını oluşturuyorlardı. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Fatih Sultan Mehmet'in yaptıklarına bakıldığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye bize sormuş arkadaşlar. Hemen paragrafımızı okuyalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra bugünkü Fatih Külliyesi'nin bulunduğu yerdeki eski yapıları yıktırıp dümdüz hale getirmişti. Arapça'da bu türlü düzlüklere ve geniş sahalara sahan dendiği için bu medreselere sahan medreseleri adı verildi. Fatih burada bir de külliye yaptırdı. Bu külliye cami, hastane, tımarhane, han, ilkokul ve kütüphanede meydana gelmektedir. Fatih yaptırdığı bu 8 medreseye ilaveten klasik eğitim için yeterli görmeyerek onları tamamlamak üzere sağ dışarısına 8 medrese daha yaptırmıştır. Tetimme denilen bu medreseler sağ medreselerinde okuyacak öğrenciyi hazırlamaya yönelik eğitim vermektedir. Demek ki arkadaşlar önce insanlar, öğrenciler özellikle medreseye gitmeden önce tetimme denilen medreselerde ön okul değil mi? İlkokul diyebiliriz veya ortaokul diyebiliriz. Tetimme denilen medreselere gidiyorlar. Orada belirli bir eğitim gördükten sonra ne yapmışlar arkadaşlar? Medreselere dahil olmuşlar. Hangisi yapılamaz diye, hangi çıkarım yapılamaz diye bize soruyor. Birçok alanda hizmet veren kompleks inşa ettirildiğini değil mi? Bak mesela burada cami yapılmış, hastane, tımarhane yapılmış. Dolayısıyla bu çıkarım yapılabilir. Medreselerin masraflarının karşılanması için vakıflar kurulduğuna, yukarıda vakıflarla alakalı bize bilgiler sunulmuş mu? Sunulmamış. O yüzden buna bir nokta koyalım. San medreselerine gelecek öğrencilerin belli bir eğitim aşamasına geçirildiğini, evet tetimme denilen medreselerde ne yapmışlar? Belli bir eğitimden geçmiş arkadaşlar. İstanbul'da eğitim için uygun bir saha yaratıldığına, değil mi? Bak burada eski yapılar yıkılıp ne olmuş? Dümdüz hale getirilmiş ve medreseler yapılmış. Dolayısıyla Denizli şıkkı da çıkarımda bulunabilir ama medreselerin masraflarına karşılanması için vakıflar kurulduğu ile alakalı yukarıda bize bilgi verilmemiş. Ha bak normalde evet vakıflar mesela medreselere yardımda bulunmuştur ama bize yukarıdaki paragrafta bahsetmiyor ki. Dolayısıyla B şıkkına ulaşılamaz arkadaşlar. Yukarıda bilgi yanlışlığı aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla düzeltilmiş olur? Aslında bir Türkçe paragraf sorusuna benziyor arkadaşlar. Yani bizim özellikle bu konularda bu soruları çözebilmemiz için bolca kitap okumamız gerekiyor ve bolca paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bol paragraf sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Özellikle mesela şu an 7. sınıfsınız. Seneye sınava gireceksiniz. Sınavda Türkçe sorularını, işte inkılap tarihi sorularını, işte fen sorularını dahi uzun çünkü yeni nesil sorular. Fen sorularını dahi arkadaşlar çok iyi anlayabilmeniz için bol kitap okumanız lazım ve bol paragraf sorusu kesinlikle ama kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Hemen paragrafımıza bakalım. Ahilik teşkilatında meslek sahibi olmak isteyenler
Önce kalfa olarak işe başlarlar ve işin inceliklerini öğrenirlerdi. Ustasının yanında zamanla yetişen çırak, ustasının izniyle kalfa olurdu. Bak, burada aslında bir anlatım bozukluğu var, değil mi? Tamamını okuyalım, anlatacağım. Ustalığa geçen kişilerin güven, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlere uyma zorunlulukları vardı. Bak burada ne diyor? Meslek sahibi olmak isteyenler önce kalfa olarak işe başlarlar diyor burada. Sonra ustasının yanında zamanla yetişen çırak ustasının izniyle kalfa olurdu. Burada arkadaşlar bir terslik yok mu? Var değil mi? Yani aslında önce çırak olarak başlıyor, daha sonra kalfa oluyor. Ama burada bize önce kalfa olarak işe başlarlar ibaresi aslında hatalı bir cümledir. Aşağıya hemen bir bakalım. Ahilik teşkilatı yerine medrese yazılmalı. Önce kalfa olarak yerine önce çırak olarak yazılmalı. Bak cevabımız çıktı. Cömertlik kelimesi silinmeli. Uyma zorunlulukları vardı yerine isterse uyardı yazılmalı. Arkadaşlar hemen zaten cevabımız çıktı. Yukarıdaki paragrafta önce kalfa olarak işe başlarlar cümlesi nedir arkadaşlar? Hatalı bir cümledir. Bunun yerine önce çırak olarak yazılmalıdır diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. 8. sorumuz. Verilen bilgiler doğru yanlış şeklinde sıralanırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diye bize sormuş. Hemen bakalım arkadaşlar. Loncalar üye sayısını, üretilen malların kalitesini, fiyatını belirlerdi. Arkadaşlar lonca teşkilatı neydi? Biliyorsunuz esnaf teşkilatıydı. Esnaf teşkilatı olduğu zaman esnafların özellikle nedir? Kaç tane üyesi var? Yani kaç tane esnaf var? Bu üretmiş oldukları ürün, hatta hatırlayın önceki sorumuzda papucu dama atmak, değil mi? Bak ürünün kalitesini de belirliyorlar. Aynı zamanda ürünün fiyatını da belirliyorlar. Dolayısıyla burada doğru olmuş olacak arkadaşlar. Ahilik teşkilatı dini, ahlaki, sosyal ve ekonomik nitelikler taşımaktadır. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ahilik teşkilatında her bir meslek grubunun başında bir pir bulunurdu, değil mi? Bunu bahsetmiştik daha önceden. Bu pirler ne yapardı arkadaşlar? Ahilik teşkilatında hatta esnaflara ne yapıyorlardı? Sadece mesleki eğitimlerin yanında arkadaşlar dini eğitimler de veriliyordu. Güzel insan olmak yolunda nasıl adımlar atabiliriz? Bununla alakalı güzel öğretiler yapardı, verirdi arkadaşlar. Dolayısıyla ahilik teşkilatı ile ilgili bilgilerimiz de doğru olacak. Enderun, din adamı yetiştirme amacıyla kurulan orta öğretim düzeyinde bir okuldur. Enderun Mektebi neydi arkadaşlar? Saray Mektebiydi, değil mi? Neydi? Üst düzey yönetici yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Yanlış olacaktır arkadaşlar. Doğru, doğru ve yanlış şıkkına bakıyoruz hemen. Ceyhan şıkkı doğru cevap olacaktır. Sonraki sorumuz arkadaşlar günümüzde örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim yolu ile de halkımıza mesleki eğitim kazandırılmaya çalışılmaktadır. Buna göre öncüler verilmiş gibi maddelerden hangileri mesleki eğitimin amaçları arasında yer alır diye bize sormuş. Yaygın eğitim var, örgün eğitim var. Örgün eğitim arkadaşlar şu an mesela nedir? Sizin gidip okullarda eğitim görmeniz örgün eğitim kapsamındadır. Yaygın eğitimde daha çok böyle halk eğitimlerinde görülen eğitimlere de yaygın eğitim diyoruz. Gibi maddelerden hangileri mesleki eğitimin amaçları arasında yer alır? Mesleki eğitimi arayacağız. İyi vatandaş yetiştirmek. Arkadaşlar mesleki eğitimler arasında mıdır iyi bir vatandaş yetiştirmek? Evet. Mesleki eğitim verirken aslında iyi bir vatandaş nasıl yetiştirilir? Bununla alakalı da eğitimler veriliyor. İşe ve hayata hazırlamak. Arkadaşlar bak işe ve hayata hazırlamak. Mesleki eğitimler arasında veriliyor mudur? Veriliyordur. Nitelikli insan gücü yetiştirmek. Mesleki eğitim verirken son derece bu meslekte çok daha kaliteli insan nasıl olunabilir? Bununla alakalı yine bilgiler bize vermiş. Okuma yazma öğretmek. Arkadaşlar mesleki eğitim verilen yerlerde okuma yazma öğretilmez. Meslekle alakalı bilgiler öğretilir. Dolayısıyla cevabımız burada 1, 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Burada hemen şıklarımıza bakıyoruz. Denizli şıkkını rahatlıkla işaretleyebiliriz. Arkadaşlar bu son sorumuzdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.